İza zulzilatil ardu zilzalaha Fakat düzce gibi yerlere gelmesinin sebebi çok ilginçtir. Amerika yaptı. Vooo! Wow. Dünyaya hükmede Lan bunlara karşı savaşılır mı lan? Çıkın lan oradan Suriye'den. Böyle devamlı bunu işlerler. Evet sayın seyirciler. Şöyleydi sayın seyirciler. Bu orada böyle oldu. E mesela dua edecek, dua ettirmiyor. Hemen kesiyor. Tamam canım Müslümanlar şöyle diyor. Her taraf Mason işgal etti. Biz bittik canım. Yeis pompalamak Deprem anında bir korku var. Ondan daha beter, daha yüksek devamı oldu bitti. Devamı daha korku. Az billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala resulina Muhammedin salavat. Deprem bugün gündem olduğu için Bismillahirrahmanirrahim. <Sülüyor> İzzen zulzilatil ardu zilzale hava akhrajatul ardu askala ha vaqala al insan ma laha. Yawma izn tuhaddisu akhbara bi enne rabbaka haalaha ila ahirin ayet. Deprem 171. Zelzele. <Sülüyor> <Sülüyor> Şimdi burada ta kaç tane soru var? 7 tane. Ben soruları sayayım. Bir, birinci sual. Hepsini okuyacak değiliz. Yeri söylüyoruz. Merak eden orayı açar. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim. Manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet, korku ve ümitsizlik, ekser halkın, ekser memlekette gece. Bunlar gece oluyor. Gündüz pek olmaz. Demek ki birisi geceyi seçiyor. Tabi tesadüfen oluyor bu işler. Şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını sel dehşetli bir azap vermesi nedendir? Birinci soru bu. Yani niye gece oluyor? Deprem anında bir korku var. Ondan daha beter, daha yüksek devamı oldu bitti. Devamı daha korku. Çünkü en fazla bir deprem bir dakika taş çatası 3 dakika alır. Bu deprem bugünkü. Bugün en kaç? 23 mü? 23, 11, 2022. İstanbul'da 20 saniye mi ne hissedildi galiba? Tevcut vaktiydi. Şimdi kaç saniye? 20 saniye. Ama sabah kadar dışarıda yattılar. Kaç saat? 20 saniye, 20 saat. Demek ki depremden daha beter, deprem anından beter. Onun devamındaki korku ve ümitsizlik. Nedendir? Birinci sual bu. Yani sualleri sayarak zaten ders bitti. İkinci sual. Niçin gavurların memleketinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor. Bu bir çare Müslümanlara iniyor. Üçüncü sual. Tamam anladık dedi. Bazı şansların hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Yani o bölge olsa niye Türkiye'ye genellendi? Fay deniliyor. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi Demek ki hataların neticesidir. Başka kefaret üzünüptür iman edenlere malı sadaka, sadaka, zekat yerine geçiyor. Ölse imanı varsa şehit. Kefaret iznü. Günahlara kefaret. Masumların ve hatasızların tamam bunu anladık. Hatalara şu. Malı sadaka oluyor. Kefaret üzünüp, günahlara kefaret. E, hataların neticesidir. Mükafatın başıdır. Fakat masumlar var, hatasızlar var, bebekler var, hayvanlar var. O musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl müsaade eder? Dördüncü sual da bu. Beş. Tamam her şeyi anladık, kabul edik, ettik. Adil ve rahim, kadir ve hakim. Adil, rahim, kadir ve hakim. Neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir unsuru? yani deprem denilen o madenin coşkusunu, maden patlıyor, patlatıyor. Neden hususi ceza vermiyor? Bir sıkıntı versene Allah'a, Bir yere ağırsın, kanser olsun, sifo adama vursun. Koca bir unsuru musallat eder. Bu hal cemali rahmetine, şumulu kudretine nasıl muafık düşer? Altıncı sual. Zelzele küre yarzın içinde inkılabatın madeninin neticesi olduğundan yani zelzele nedir? Ne alakası var Allah ile ceza ile, günahlarla? Bir şeyler de söylüyorsun yani. Bir şeyler, bir şeyler diyorsunuz. Ya kardeşim, e, nedir o? Madenlerin erimesinden, madenlerin yer değiştirmesinden, madenlerin hal değiştirmesinden ortaya çıkan sonuçtur. Zelzele budur. Yani günahla, insanlarla ne alakası var? Madenle alakalıdır. Küre-i küre Arz'ın, dünyanın içindeki inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işa edip devamlı böyle fay hattı devamlı bunu pompalıyorlar. İşe yaramazsın bu deprem. Oysa bu deprem bizi bir ikazdı, bir dersti. Bir mana çıkartacaktık. Devamlı fay attı, fay attı, fay attı, fay attı, fay attı, fay attı. Bunu kasten kapatıyorlar bu manayı. Bu ehli gaflet bunu işa edip devamlı medyada bunu işleyip adeta tesadüfi ve tabi ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Yani tesadüfi, tabi ve bir de maksadı yok. Hedefi yok bu işin. Tesadüf, tabiat şey yapmış. Bir maksat yok yani bunda bir hedef yok. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Bunun sebebi ve sonucu neydi? Niye? Ta ki sebep ve sonucunu nazara vermeyip devamlı tabi kendi kendine madenlerin patlaması, ya, yok efendim genleşmesidir, enerji boşalmasıdır, kırılmasıdır diyerek insanların uyanmasına mani oluyorlar. Kasten yani. Bunlar biliyorlar onu. Bu işi yapanlar biliyorlar. Bizim saf tırık Müslüman da inanıyor. Sebebini, depremin sonucunu gizleyip Öyle bir tabii tesadüfen olmuştur. Oysa burada bir ikazdır, bir konuşmaktır. Deprem bir konuşur bir ikazdır, bir yapılanmadır, bir uyanma iken, intibah iken bunlar devamlı bunu pompalıyorlar. Fayattı, 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 fayat. Madenler, eskide bizim dönemimizde fayattı yoktu. Bizim gençliğimizde maden. Maden, maden, maden. Sonra çıktı fay. Vim hattı da var. Bir fay var, bir de vim hattı var. Ondan sonra piril hattı var. Böyle tem temizlik hatları var. Ta ki intibaha gelsinler. Yani buna müsaade etmiyorlar. Halk uyanmasın. Bunların istinad ettikleri madde, maddenin bir hakikati var mıdır? Altıncı sualin tetimesi. Ee, bu çok ehli dalalet ve uzun bu. Ehli dalalet ve ilhat mesleklerini muhafaza ve ehli imanın uyanmalarına, intibalarına mukabele ve mumanat etmek için. Yani ehli dalalet ve ehli ilhat Kainattaki hadiseleri Allah ile koparmak Allah ile ne alakası varmış? Allah yapsaydı bunu yapar mı? Bu zulüm gibi gözüküyor. Allah'ın işi değil bu dolayısıyla. Tabi ve tesadüfen olmuştur. Müslümanların bak şeyi Müslümanların uyanmasına ehli dalalet, ehli ilhat Müslümanın uyanmasına mani olup meslekleri muhafaza etmeleri için böyle devamlı bunu işlerler. Evet sayın seyirciler. Şöyleydi sayın seyirciler. Bu orada böyle oldu. E mesela dua edecek. Dua ettirmiyor. Hemen kesiyor. Böyle pek vahim ve neticeleri böyle. Mağdur mazlum rolleri oynattırıyorlar. Şefkatı böyle. Dolayısıyla hiçbir kar almadan Müslüman'ın üzerine çekip gidiyor bu olay. Yani çok acayip ya. Vahim neticesi deprem değil. Depremle elde edilmesi gereken meyveleri sonucu alamıyor. Alamayan alamıyor tabii. Yedinci sual. Son. Bu hadisi yarziye yani dünya dünyevi bu mesele dünyanın mağma tabakasındaki alt zemindeki bu kimyasal hadiseler, enerjik olaylar bu memleketin yani Türkiye'nin dikkat edersen ekseri Müslüman memleketlerde ahali İslamiyesine bakması. Mesela niye Düzce'de oldu? Niye İzmir'de oluyor? Niye Erzincan'da oluyor? Niye İstanbul'da oluyor? Niye Düzce'de oldu? Bakması, onlar hedef etmesi. Hem de Allah yapsaydı Rusu yapardı, İsrail yapardı, İngiltere'yi, Amerika'yı yapardı. Ama buraları niye? Düzce'yi niye vuruyor ya? Anadolu'nun böyle şirin bir ilçesi. Hep orada oluyor. Yani demek ki fay hattı oradaymış yani. E onlar hedef etmesi ne ile anlaşılıyor? Neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? Niye Rus'a gelmiyor? Diyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu bir sürü soru var. Bu 14. O merak eden, canlı yayında olan veya kaydı dinleyecek zat 14. söz. Sözler altı mecmua. Bu soruları saydım. Bunlara cevap vermek imkanı yok bir saat içinde. Bak bir yaprak merak ediyorsan, samimiysen iki yaprak ve üç yaprak. Şey iki buçuk. Arkası dolu değil. İki buçuk. Okursun. Merakın varsa. Şimdi ben <laughs> size sorayım. Hepiniz okumuş insanlarsınız. Ben 743'ten okuyacağım. Hiç pek nazara verilmeyen yer. Burayı devamlı okunuyor. Mesela deprem sonuç itibari, sebebi itibariyle külliyatta böyle gözinin, düşünün. Mesela Kastamonu'da var zannediyorum. Yani niye olmuş? 72'de var, 262'de var Kastamonu'da. Kastamonu 30'da var. mesela niye deprem usta deprem neyin sonucu olarak veriyor? Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Hiç uygun olmayan bir haliyle kadını getirmişler. Şarkıcı ama şarkı namı altında. Konser namı altında. Başka şeyler. Oraya deprem olmuş. Ve o deprem orayı sip vurmuş. Hakkıyla iksan et. Niye oraya vurmuş da? Daha beteri var İspanya'da. İngiltere'de vurmuyor. E, çünkü Allah onların işini ahirette bırakmış. E, mesela karakolda Şimdi sokakta bir kavga olsa karakol ne yapar? Bağırır, çağırır, sitem eder, gönderir. Bir daha yapmayın. Birisi birisini vursa karakol halledebilir mi? Ne yaparlar? Merkeze. Mahkemeye çıkması lazım. Onun için Allah Müslümanla meşgul. Kafirin işini ahirete bırakmış. Kafir olduğu için imanı yok. Müslüman ise Müslümanı Allah cennete koyacağından inşallah günahlarıyla burada hallediyor. Yani Müslüman'ın durumu sokakta iki kişi kavga edip karakolda iki sitemle, iki bağırma, iki tokatla gönderildiği gibi ne benziyor? Cinayet işleyip katil olan bir insanın mahkemeye çıkması, büyük mahkemeye, karakol değil de mahkemeye çıkması kafirin durumuna misal. Kafirin günahları e, sebaplarıyla mukayese değildir. Haşir meydanında kafirin mahkemesi so, sebabı ile günahı ile mukayese edilemez, edilmeyecek. Çünkü kafirin iyiliği yok. Günahı yok. Sebabı ile günah yok, sevabı yok. Hep günah olduğu için peki ne mahkemesi edilecek? Cehennemdeki derecesi tespit edilecek. Müslüman ise dünya sicinül mümin ve cennetül kâfir. Müslümanın ahirette Allah cennete koyacağı için o cennetine göre dünyadaki sıkıntıları, o günahını temizlediği için günahını temizlediği için gidecek olduğu cennetine göre dünya onun ceza yeri olduğu için cehennem gibidir. Kafirin cehenneme gideceği için o cehenneme göre bu dünyada ceza görmemesi cenneti gibidir. Onun için ve cennetül kafir. E dünya, dünya kafire gidecek olduğu ahiretine göre cennet gibidir. Yoksa Müslümandan daha rahat, daha huzurlu yaşıyor anlamına gelmiyor. Depremin bir sebebi ben mesela diyelim ki kuraklık niye olur? Mesela Lut kavmi niye battı? Hangi fiille battı? At ve samut kavimleri niye battı? Kuranda niye hala onları tutuyor canlı? Niye onları gündemde tutuyor? Niye kıtlık olur? Niye deprem olur? Niye yere batarlar? Niye tsunami olur? Niye yukarıdan aşağı? Meteor taşları çok düşer. Külliyatta bunlar işleniyor. Kur'an'da da işleniyor. Ona girersek bam telidir. Fakat Düzce gibi yerlere gelmesinin sebebi çok ilginçtir. Orada e, kuvvetli iman muhafızları e, mağlup durumunda olduğundan artık hizmet mağlup duruma geçeceğine çok ciddi. Onun için hemen o Müslümanı temizliyor ve ikaz ediyor. Ötekileri de tokat vuruyor. Peki şurada, burada, Moskova'da, İngiltere'de, Londra'da neye gelmiyor? O zaten ahirete kalmış. Şimdi tesadüf, yani Allah e, birisinin canını alacağı zaman mecbur değil ki bir şeye, e, bir şeye mecbur olsun. Kansere, tansiyona, kalp krizine, depreme, yangına, tsunami'ye, koronaya. Ama bu alemin kevni fesatta bir isim verilmek gerekiyor. Yani bir esbab kullanılması lazım. ben hulasa ediyorum. Şöyle oraya geçeceğim. Onun için Cenab-ı Hak askerlikte mesela terist tezkeresinde ne yazar senin doktor? Revir. Ben ben ise şeydi, şeydim, köprücüydüm. Tankların, arabaların geçmesi için suyun üzerinde 15-20 dakikada köprü kurardık. O bölüm bölük çavuşuydu. Aynı zamanda kademe şey. Benim e, şey yapsa, bir şey anlatmak için anlatıyorum. Olağanüstü hal inadi edilse ben görevim belli şimdi. Tezkeremde öyle yazar. Ecel. Yani herkesin ömrü bellidir. Bak ölümü belli. Eceli de belli. Ölüm ayrıdır. Ecel nedir? Ne ile teris oldu? Zaten teris olacaksın. Doktor Revilla oldu. Mehmet sen ne? ulaştırma mıydın? Tankçıydın. Bak bu. Şimdi niçin anlattım bunu? Teskere, tezkere. Ecel tezkeresi. Yani ne ile askerden teris, oldu? Onun için Cenab-ı alacağı zaman teris tezkeresine kanser yazıyor. Kalp yazıyor, tansiyon yazıyor, deprem yazıyor, tsunami veya korona yazıyor. Ama yapan Allah. Ama burada Müslümanın bu depremden, tsunami'den, koronadan alması gereken dersi almamak için dikkat edin haber bombardımanı içinde Müslümanları boğuyorlar. Evet sayın seyirciler ve şimdi ee, net şey merkezi deprem araştırma bilmem şeyi bağlanıyoruz. Tamam fay hattı şöyle oldu. Bu oldu. Hep bitti. Şöyle diyorlar şimdi Amerika yaptı. Evet. Amerika yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Cinlerin gücü nedir biliyor musunuz? Cinlerin gücü insanların korkusudur. Güçleri yoktur. İnsan üstü hiç kimse yoktur. Allah'tan başka insandan güçlü büyük hiç kimse yoktur. Cinleri güçlü yapan nedir? Senin korkmandır. İşte onları gene Amerika pompalıyor. Korkutuyorlar. Korkutuyorlar. Boy! mesela eskide vardı. Mesela şeyde vardı Harun Yahya'nın şeyinde masonluk adlı kitabında kitabı söylüyorum. Kimseydi. Bir man fabrikasında, araba fabrikasında bir mühendis, bir şef masonsa mason. O man fabrikası mason. Böyle her taraf mason, mason, mason. Bir ara 80'de bu moda vardı. Niçin? Kuvve-i Tamam canım Kuvve-i söndürmek için. Tamam canım Müslümanlar şöyle diyor. Her taraf mason işgal etti. Biz bittik canım. Yeis pompalamak Tamam canım uğraşma. Her şey bitmiş zaten. Hayır. Yeis pompalama Amerika yaptı. Zıkkımın kökü yaptı Amerika'ya. Niye? Pompalıyorlar. Çok güçlü. Ona ona karşı böyle pisirik ol. O, bütün filmlerde hep böyle hep hayat. Amerika'nın gücü olsaydı şimdiye kadar Türkiye'yi 10 defa yemişti. Teknolojisi olsaydı 10 defa. Oysa Amerika'nın istihbarat gemisini Akdeniz'de Tayyip Kör etti. Bunu bizzat komutan anlattı. Siz de dinlediniz değil mi? Dinlemediniz mi Abdülkadir? Evet. Kör oldu. Kör. Şu anda bütün hedefi nasıl bir denizaltı yapmış ki ne gözüküyor ne, var belli değil. Onun peşinde adam, adam Türkiye'nin şeyine. O nasıl bir denizaltı? Nasıl siyahlar yapmış? Olan gücü. Ama filmlere bakarsan bitti canım. Lazer silah yapmış. Tak tak her tarafı mermi atmada vuruyor. Sahada lazeri yok adamın. Film hep ayar. Hep şey yapıyor. Oh! şey kuruyor, kuruyorlar, DNA'yı değiştirecekler, şöyle yapıyorlar, çip takıyor. Hep korku senaryoları. Önce bir şey ya. Sen nefes alabilir miydin ya? Amerika'yı duman ediyor. Size söyledim. Şu anda ciddi bir savaş var kardeşim. Çok ciddi. Yani Türkiye'nin gücü olduğundan hissedilmiyor burada. Küçük dalgalarda sandal hissedilir ya böyle. Lap 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 sandal denizde. Büyük gemide dalgalar hisse, vursa bile gemi hisseder mi? Hiç. Evet. Büyük devletin ettiği savaşta halk hissetmez. Şu anda kaç tane şehir bombalanıyor? Tank hareketleri var. At, kaç bin kişi vardı diyor şu anda? 60 bin. atı sağdaki adam söylüyor. Ben hayal mi uyduruyor? Neyse. Kardeşim korkutmak iyiyiz. Cin nereden açıldı? Cinlerin en büyük gücü nedir? İnsanlara korku salmak. Korkan insan onu güçlü yapıyor. Korkmasan hiçbir şeyi yok. Serserinin birisi yahu. Kafirden ne gelir lan? Kafirden mi korkuyorsun? Müslüman zaten cin bizim kardeşimiz. O zarar vermez. Veremez abi. Hep bizi görüyor. Hayır. Hep bizi göremez. Müslümansa Müslüman gibiyiz biz. Kafirinden ne korkuyorsun? Kafir insanlardan korkuyor musun? Onların? Onlardan daha basit. Yani bir şey demek istiyorum. Onları güçlü yapan bizim korkmamız. Kafirde korkulur Bana diyorlar ki abi şöyle çıktı da böyle böyle. Çıksın. Ne korkacağız? Allah'ın düşmanlarına korkulur mu? Bir ha, sokak, sokakta bir tekerleme var. Yanlış. Kork Allah'tan korkmayandan. Tam tersine. Korkma Allah'tan korkmayandan. Ne korkacaksın Allah'tan korkmayandan? Yeis, yeis pompalıyorlar. Takmayacaksın. Şimdi 743. Bak buradan kim ne malanacaksa Amerika ayrı bir ne malanıyor. Nasıl? Amerika yaptı. Vay. Wow. Dünyaya hükmedebiliyor. Lan bunlara karşı savaşılır mı lan? Çıkın lan oradan Suriye'den. Akdeniz'den çekin Amerika'dan bu. Ulan Amerika Ege'de şey gibi yiyor tankları. Gücü bir sene demir yiyor. Lan o kadar güçlü olsa depremle niye o tanklar yılsın? Madem sinyal veriyor depremle hakele eksen olsun Türkiye. Öyle mi? Tanklar niye yiyor? Ben mi yiyorum? Yani o dedi ağaçta dolu değil mi? Oysa hepsi demir yığını hiçbir değeri yok. Uçak geminizden bahsedeyim. Kaç tane? 20, 19 tane uçak gemisi var adamın. Bilmem kaç tane uydusu var. Bak arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben hayalden bahsetmiyorum. Uçak gemisi, F-35'ler, F-16'lar, herhangi bir füze, atom bombaları bile uyduyla çalışır. Sinyallerle çalışır. Frenkanslarla çalışır. Öyle mi? Öyle. Eğer sen bu uydu sisteminden bir tık ileride, sinyallerden bir tık ilerideysen Bunların hiçbir anlamı yok. Uçak yeminde hiçbir ifade etmiyor. Beynine giriyorsun. Hiç işlevsiz bırakıyorsun. Ee, uydusuna giriyorsun. Sistemini bozuyorsun. Ne füze uçurabiliyor ne uçak uçurabiliyor. Yolcu bile uçağı uçuramaz. Şu anda Akıncı denen bir sistemle insanoğlunun uçuramadığı uçakla çıkamadığı bir tabakada bulunuyor. Yani uyduların arkasında. Yani uydularınla. Her an hakim. Ben cesaret toplanlamıyorum. Vaka bu. Ama nedense medya kapatıyor, gömüyor. Mesela diyelim ki uçak gemisi var, uçakları var. Neyle çalışıyor? Uyduyla. Uydusunu devre dışı yaparsan veya uyduyla gemi arasına, uçak arasına sinyali bozarsan bu ne işe yarar? Amerika uçakları <laughs> Suriye'de kalkıp kendi YPG, PKK kamplarına kendi Amerikan uçakları bombalayarak 76 kişi geçen sene öldürmedi mi? Bombayı atıyorlar. Suriye, Hür, Suriye ordusunu atıyorum diye bomb, ekranda başka müdahale ediliyor bir devlet. Müdahale Kendi kampına vurmuş. PKK namı YPK altına kendi askeri. O hemen şeye indi, aşağı geriye döndü. Amerika kendi şeyini bombaladı. Nasıl oluyor? Sinyaline girdin mi? Onun sinyalini istediğin yeri hedefledin mi? Onun onun uçağı bile senin oluyor. Senin yapacağını ona yaptırıyorsun. Anladınız mı? Teknoloji tankınız çok olması değil. Bir tık ilerideyse bitti. Aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi zelzele. Ee, zelzeleyi ne var? Ee, Sakarya'da olmuş. ustaza Kastamonu hayatında. 1926. 1908 ekle 34. Kastamonu laikasından geçiyor. Sakarya depremi olmuş. Hayasızlıktan kaynaklanıyor diyor. Başka? Şükürsüzlükten kaynaklanıyor. Hücum zamanında oluyor. Kuraklık şeye oluyor. Risale-i Nur hücum edince. Daha çok zelzele Ramazan'da oluyor ve gece oluyor. Gece hayatı, gece olması. Gece hayatına. Bir de hayasızlık ve gece oluyor. Depremler gece olur. Gece de gece hayatının günahlarından hayasızlıktan oluyor. Genel perspektif bu. Masum olan yerlere gelmesinin sebebi orada günahları çok olduğundan değil orada hizmet zayıf olduğundan, hizmet ehli dalaleti küfre karşı mağlup olma durumundayken kahramanlar azaldığından küfrün yani sefatın gayrimeşru gece hayatlarının galebe çalmasına Allah'ın ...müsaade etmemesinden yani oralar masum, temiz olduğundan bu tür şeylerle ehl-i dalaletin hayası suratına tokat vuruyor. ehl imanın o şekilde düşenleri kefarette kurtarıyor. Kalanları da uyandırıyor, aklını başına alıyor. Çok acayip değil mi? Yani orası bozuk olduğundan değil, bozulmaya yüz tuttuğundan. Bozulmaması lazım. Allah da onu tutuyor. Ha. Allah Londra'ya vurmaması, Tel Aviv'e vurmaması, Washington'a vurmaması onlar kalıyor ahirette. Misal vereyim. Sokakta çocuk bir hata yapıyor. Hiç bakmasın bile geçersin. Eve gelirsin senin çocuk hata yapar. Onda biri ondan daha fazla. Bunu döversin. Çocuğa bağırırsın kendi çocuğuna. Sebebi şefkatinden, alakadarlığından, sahiplenmekten. Sokaktakiler niye bir demiyorsun? Sahip değilim ki. Ne yaparsın? Allah da öyle yaptı sahiplilikten oluyor. Zelzele e, mesela zemzemden den misal vereyim. Zemzem. Zem Süryanicedir. Zemzem iki şeyin tekrarıdır. Dur dur. Dur dur. Dur. Hacer validemiz radiyallahu anha o Mekke'de Safa ile Merve arasında çocuğu bırakmış İsmail. Susuzluktan hem su arıyor hem gıda ararken, o çocuk topunu vuruyor su fışkırıyor ama çıldırıyor orası. Eğer rivayeti geçiyor. Eğer Hacer Validemiz dur dur ne yapıyorsun dur dur zem zem. Yani dur dur ora vadi yok olacaktı. O kadar kuvvetli patlamış su. Şimdi Ays de akıyor. Suriyanicidir zem zem. Şimdi zelzele de <laughs> girmeyeyim. E, oraya girersem çık, e, şey yap, uzar. E, iki i̇ki harfin tek, tekrarıdır. Zel Z var ya böyle. Z değil. Normal Z. Bir de lam. Bu zel zel. Niye zemzemde misal verdim? Zemzem. Zem, zel zel e. Ves ves e. Aynıdır. Aynı şeyin tekrarıdır. Tekrarlarından geliyor. Tek tekerlemek. Zem'dir. Dur. Dur dur. Zemzem. Zem. Zel zel. Deprem deprem depreniyor. Sallan, sallan sallan sallanma. Dur. Dur. Zelzelenin temel temel şeyi vasfı orada ustad gece olması e, hayasızlıktan o oluyor, hayasızlığa verilen cevap kuraklık başka, deprem başka, e, yangınlar başka, salgın hastalığı başka bir sebebe dayanıyor. Onu tamir etmek ve Müslümanların uyanmasına sebep ders almasına sebep iken medya bunu boğuyor, almasın ders. Yani Allah ile ilişkilendirmesin, din duygusu çıkmasın çünkü depremlerde cameler dolar. Depremden, zelzeleden daha beter deprem 20 saniyedir ama 20 gün, 20 saat duman olur. Ne yapar? Z zelzele iki şey yapar. Korku ve yeis. Korku. Hı. Çünkü ustad söylüyor. Yani depremden diyor başta okudum ya 771 şey 171'de zelzelede korku yani depremden beterdir. 20 saniye deprem ama onun korkusundan, onun ümitsizliğinden evet sayın seyirciler büyük fayatını aktif etmek üzere olabilir. Vay anası var bak. Allah Allah ile alakası yok. Allah Allah. Bu gece bize de şey yaptı. Tam 7 dakikam vardı tevcide kalkacaktım. Bak saate de baktım bakalım. Kalktım böyle kat kat gidiyor. Sonra işte abdese çıktım dedim ya Çıktım da size denk geldim. Abdeste çıkıyordum. Çünkü al abdest alayım da tevcidimi kılayım. Yedi dakika önce kalktım işte. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Yapanı biliyoruz. Niye yaptığını da biliyoruz. Çok şükür. Şimdi zelzele ben size şey anlatmak için söylüyorum. Ona girmeyeceğim ama işaret etmek istiyorum. Yedi sual okudu mu? Zel harfi, Z, ze, lam harfinin tabiatı, her Kur'an harfinin tabiatı farklı bir şey noktayı ver ver vermek için yapıyorum. Kuran harflerinin ya ateş tabiatlıdır, ya toprak, ya su, ya hava. Mesela cehennemi anlatan ayetlerin kullandığı harf ateş tabiatlı, ateş, toprak tabiatlı, bir de hava, suyu az kullanır, su tabiatlı. Hava yani vehimimizi aktif etmek için. Cenneti anlatan surelerde kullanılan harf su tabiatlı harfler, toprak tabiatlı harfler, hava tabiatlı harflerdir. Zelzele'de kullanılan harf e, bu, buna bakarsın. Zel ve la ona girmeyeceğim. Şimdi ben buradan e, bir yer okuyacağım. Bak ne diyor. Üç tane öne çıkıyor Zelzele'den. Zelzele nareleri. Hadisat sayıhaları sizi hiç korkutmasın. Korku basıyorlar ya şimdi. Zelzelenden daha beterdir. Bak şimdi 171'de okuma ihtiyacı duydum. Bak. Çok ilginç değil mi? Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku. Medya bunu yapıyor kasten. Bir şey arayacak ya. Korkutuyorlar, korkutuyorlar. ay. Kim nasıl kurtuluruz? Amerika yaptı. Dolayısıyla Amerika ilah olması lazım. O zaman Amerika'ya boyun eğelim. Korktuğumuzdan emin etsin bizi. Şimdi büyük İstanbul de şey depremi deniyor. Eğer Amerikan dediğini dersen onlar da deprem yapmaz gibi artık. Amerika ya. Amerika'ya boyun eğersen. ey Suriye Suriye'yle Libya'da, Ege'de ne işim var? Akdeniz'den çık. Amerika'da bize musallat olmasın. Amerika'da etmeyince depremi yapmaz. Anladınız? Mı? Oyun bu. E, korona. Korona de ilk gün. ilk gün söylemiyor korona. Mesela grip olmuş. Bizim doktor. Ya ben diyor kaç sene doktorum. Grip diyor ya. Üşütmüş. Sistem kilitlemiş. Grip, üşütme şeyi veremezsiniz bunu Her bu konuyla burnu aktı korona diyeceksiniz. Ya Türkiye'nin şeyi ya. Türkiye bir dünya yaptılar. Burun akıyor. Ben biliyorum ki bu grip diyor ya. Üşütmüş, titriyor. E olmuyor mu? E, şimdi nerede korona? Ne oldu lan bu felaket vardı hani peynir gibi keser mi? Kafada korona. Koy onu, bırak onu. Koya ver oraya diyor. Yani Lazcan tabir belki Türkçede garip karşılarsınız ama öyle ya. Şimdi hikaye bunlar. Şu anda korku yeis basıyorlar. Evet, ana fa ana vim hattı. Vim hattı aktif olabilir. Şunu tetikler, 7 şiddetinden fazla e, bir tane de saf trik böyle şeyh bulurlar. E, on dakika, 7 dakika devam edecek. Ona kim yapıyor, nasıl olacak, ne yapalım, kime sığınalım ya? Nasıl emin olacak? Korku ve emirsizlikten. Bunu kim yapıyor? Amerika yapıyor. Allah ile ne alakası var? Amerika'ya o zaman, e, ona iyi geçinelim. İyi nasıl geçineceğiz? E, Tayyip onlar savaş yapıyor. Akdeniz'deki haklarını vazgeçsin, Suriye'deki haklarını vazgeçsin. Doğuda Kürt devleti, işte kuzeyde şu devleti, güneyde şunu. İzmir'i ayrı vereceksiniz. Yetmiyor Kürt'e. İzmir parayı basalım dedi belediye başkanı. Biz müstakil olalım. İstanbul aynı şey Vatikan gibi olsun İtalyan için bir devlet. Amerika ile savaşılır mı ya? Deprem yapıyor adam. Lan helak olacağız. Ey Tayyip sen de bırak bu işi. Amerika ile savaşma. Biz de depremden emin olalım. Gaye bu. Müslüman da yiyor. Yemiyor hiç merak etmesinler. Yemiyor. Bir kişi de uyansa yetiyor, uyandırıyor. Bu insanlık için bir Muhammed yetiyor aleyhissalatü vesselam. Uyanmaz. Bir Bediüzzaman, bir İmam-ı Rabbani Hazretleri yetiyor. Merak etme bunları o zındıka komitesine söylüyorum. Bunları bir, birkaç kişi böyle şey yapsa bunlar yetiyor. Tabii bu dersler ister mi? Ya neymiş bak depremden daha beter şu zelzelenin devamından gelen korku. Ve Mevsiyet. Doktor Mevsiyet ne demek? Ümitsizlik. Eksel halkın Eksel memlekette gece istirahatını serbederek gece oldu ya. Herkes sokakta. Vallahi ben teycitinde kıldım, kıldım, yattım aşağıya. Namazımı da kıldım. Yattım aşağıya. Ama adam sabah Sabbaaka'da sokakta. E bak, ne zaman gece. Aynı değil mi abiler? Bu akşam yazılmış bu eser. Şimdi metni okuyorum. Zelzele nareleri, nareleri. Başka hadisat sayhaları, koronalar, kıtlıkları sizi hiç korkutmasın. Başka vesvese de vermesin. Niye? Niye korkutmasın ya? Sağlıyor bizi. Oradaki sebep sonucu biliyorsun ya. İşin başında da Allah kainatın patronu. İşin başında Allah mı var? Allah şöyle mi yani? Deistlerin dediği gibi. Allah yapmış. Daha karışmıyor. Ne yaparsanız yapın lan başınızın içerisine bakalım. Ne yaparsanız yap, ben bıraktım size. Kim depremi yapacak? Kim korona mı çıkartacak? Çıkartsanız çıkartınlar. Uğraşmıyorum lan, ne böyle çevirmiş. Böyle bir tanrı zannediyorlar. Allah kainatı bırakmış bunlara. Kendi düşmanlarına. Ulan ben bunlara çöp tenekesi vermem lan. Allah bu dünyayı onlara bırakacak. Ve sizi hiç korkutmasın. Demek ki korku basacaklar. Sonra gelecekle alakalı yeis vesvese yeisi atar. Ümitsizliğe Vesvese de vermesin. Ümitsizlik yapmasın. Niye? izah edeceğim ben. Zelzele ne demek? Nara ne demek? Zira onlar içinde bir zemzeme eskar var. Bunu konuşacağım şimdi. zemzeme eskar yani korkmamamız lazım. Ümitsiz olmamamız lazım. Çünkü bu hazilsinin içinde zemzeme eskar bir. Bir. İki. demdeme tespi. Üç. Velveli-i naz niyaz. Sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelal ellerinde tutmuştur. Allah bu depremlerin, tsunami'nin ellerinden tutmuş Allah. Bunların dizginlerini. Ama niye göremiyorum? İman gözü okuyor. Yüzlerinde ayat-ı rahmet, her biri birer avaz. Ey mümini kalbi hüşyar. Şimdi gözlerimiz bir parça dinlensin. Dinlensinler. Onların bedeline hassas kulağımızı imanın mübarek eline teslim ederiz. Dünyaya göndeririz. Dinlesiz, dinlesin leziz bir saz. <laughs> Depreme saz <saslıyor>. diye. <laughs> Şimdi geliyorum geri. Doktor, tuhaf. Dedim ya usta, garip. Şimdi abiler, zelzeleye e, girmeyeyim. Zelzele kelime yapısına. Ama bir şeyin zelzel tekrarıdır. Bak, nare ne demek biliyor musun? Eğer bunun çıkışını, aslını, kökenini bilemezseniz, lugat da çözemezsiniz. Nara yüksek sesle bağırmak. Kökeni bu mu? Yok, anlamaz. Anlaşılmaz. Nara demek Osmanlı İmparatorluğu'nda ecdatta, eski geleneğimizde Türklerde bir yangın olduğu zaman bir sel felaket halk bir anda kaçışması veya bir yere yardım koşmasında izdiram yapıp insanlar birbirlerini ezerlerdi. Ezebilirler. Onun için halife bu günlere ait memurlar tayin etmiş. Bunlar güçlüdürler. Ya boruzanı vardır ya sesleri. İnsanların bu toplumsal hareketten, yangından, sel baskından kurtulmak veya yardım etmek için insanları sevk etmede birbirini ezmesinler diye bu büyük o zatlar nara atarlardı. Yani çıkın siz bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Hayır böyle gidin, böyle gitmeyin. Devlet adına memur nara atar. Demek ki zelzele kainatın devletinin memuru. Şimdi iştim abi? Yüksek ses. Yani yüksek ses demek. Hu çok sizi konuşuyorsunuz. Ben de konuşuyorum. Ama benimsi çok güçlü. Değil o. E, halifenin padişah Ali Şah'ın olduğu için ne kim konuşuyor? Yüksek ses konuşuyor ya. Padişahın halifenin adamı. Tamam itimat edin. O caddeden gitmeyin. Bu caddeden gidin. Sel bu taraftan geliyor. Yağmur böyle gidiyor. Vesaire. Hani her kafadan ses çıktığı zaman. Ya kim o ya? Yok mu bunu böyle bu olaya sahip olan? Halifemizin adamı yaveri ya. Buna tulumbacı diyorlardı. Tulumbacılar yani. Da o tulumbacı konuşuyor. Ne yapıyor? Nara atıyor. Nara atıyor. Öyt değil. Öyt bu tarafa. Böyle değil şöyle. Ha demek ki zelzele naraları, Padi, pa, kainat bir hükümet, Halik-i Zülcelal memleketi, onun adına bir memur, ee, böyle yapmayın, böyle gidin, böyle çalışın, böyle çalışma, Zelzele nara atar, padişah namına yön verir, anlam yükler. Seslere nispeten uyulması gereken ses, onun konuşmasını anlamak. Ne diyor bu? Zelzele ne diyor? Deprem ne diyor? Korona ne diyor? Salgın ne diyor? Tufan ne diyor? Diyor. Tamam. Anladık mı zelzele naraları? Ha. Sonra hadisat sayhaları. Hadisat sayhaları. Hadisatın hadiselerin sayha. Sayha ne demek? Ses de başka. Hadisatın insana öyle bir hadiseler ki yani yeis veren. Çığlık yani. Çığlık. Ha. Müslüm da falan çığlık iyi satarı onu her taraftan, geliyor. Hadisat deyince bir hadise değil. Hep taraftan farklı farklı ses naraları. Bu ikisi birincisi zelzele naraları ikincisi çeşitli farklı aynı değil. Çeşitli hadisatın e, çığlıkları sayhaları ne yaparmış? İnsanı korkuturmuş. Şu anda da korkutuyor. Bunu televizyon olarak uygulayabilir. Her kanal. Evet sayın seyirciler. Ana vim hattı patlamak üzere fay hattı efendim şuradan geçiyor hiç Allah ile hiç intiba ile uyanma ile tövbe ile istifarla hiç alakası yok. Oysa bu bunun için yapılmıştı. Sonra e, şunu suçudur, böyle yapmıştır. Evet orada ağlıyor. Şunu yapalım, hiç e, boğmak. Bu ne yapar? İnsana korku getirir. Ama bu hadise tam tersine Allah'a götürseydi bayram korku olmazdı. Neye dönüşürdü? Estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Allah Allah. Ya derdi. Korkutmasın. Ben niye korkmuş şey yapmadım? Yattım. Şimdi de var deprem şu anda. Devam devam eder artık. Çünkü dün akşam dersten geldi. Çözümü de okudum. Vazifemi de yaptım. Ne helak olmaz mı? Vazife yapacağım. Eğer kendi başıma ben dersler yapsam, insanlarla uyanmasına meşgul olmasam, var ya bir kavim, Mikail Aleyhisselam diyor ki, hak ile yeksan et. Cebrail Aleyhisselam'la diyorlar, Ya Rab orada 70 tane ulema var. Bu kadar şeyler var Müslümanlar. Yani o şehri helak edin. Gene de mi edelim? Edin. Sıra hikmeti soruyor Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam. Onlar diyor halkın uyanmasına çalışmıyorlardı. Sırf kendileriyle meşgul idiler. Peygamberlerin en büyük vazifesi nedir? Namaz kılmak, Kur'an okumak değil. Ne? Tebliğ. tebliğ. Evet, tebliğ. Kendi haline kal, tebliğ etme. Meşgul olma, anlatma insanlarla. Korkutmasın. Korkutur kardeşim. Vesvese de vermesin. Niye vermesin? Niye yani? Çünkü diyor, e, zelzele naraları Çeşitli işte koronadır e, Yangındır, tufandır e, Fakirliktir Dolar yükseldi o da sayha Euro bilmem ne oldu Geçinemiyoruz Patates kafalar var Domates kafalar var ya Soğanlarla oynuyorlar Soğanlarla milletin bu kaderatıyla oynuyor Soğan ve patates de Bunların hadisatın sayalarıdır Korkutmasın ya korkma lan sen bu için patates için mi geldin ya? Vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bu hadiselerin depremlerin içinde veya pahalılık içinde bir zemzemi bir zemzemi eskar var. Zemzemeyi söyledim. Zemzeme hız, hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde akan suya Hacer validemiz İsmail vurdu ya. Bir baktı ki çocuğa su aradı, ekmek aradı, bulamadı. Ümit, hiç geri döndü. Aa baktı ki İsmail'in aleyhisselam bebeğin ayağın altından su fışkırıyor. Söküp götürüyor. Zaten vadi gibi olmuş. Ondan sonra bu burada olur mu? Olmayacak bir yer. Kurak, çorak bir yer. Kayalıklar yer oralar. Kaya ha? Safa ve Merve'ye. Girmişsin değil mi Mehmet görmüşsün? Kaya. Kayadan su çıkar mı ya? Yani zıttı zıttından çıkarınca tabii bu mucizedir. Ondan sonra demiş ki yavaş. Yavaş 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 yavaş. Dur 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 dur. Zem zem, zem. Yavaş yavaş. Dur. Süleyhanice'dir. Gibi zemzemi eskar yani su neyin simgesidir? İslamiyet. İslamiyet. Yapalım. Ee, imanı i̇manı bir çekirdek inkişaf etmesi için. İmanı nuruyla. Güneş imana. İman e, i̇manı ziyasıyla. İslamiyet Suyu. suyuyla. Ubudiye toprağı evamir Kur'aniye'ye yani o muamele çeşit şekli evamir Kur'an imtisal ederse o şekilde karanlık alemden aydınlık alemde ağaç olur. Abiler zemzemeyi eskar zemzem sudur. Yani İslami faaliyetlerini anlatmak, İslami faaliyetlerde bulunmak, tövbelerine, istiğfarlarına, işte biz de mesela yaptık, zemzemeyi esker yapıyoruz depremden sonra deprem şu mukabele etmeye çalışıyoruz. Onların yeis ve korkuyla yani Allah'tan kopartmayla madde ve tabiata bağlamanın olmadığını ama Allah onları kullandığını yani mesela Allah rızık vereceği zaman gökten domates atmıyor, dala taktı, da, takıyor. Allah ihsan edeceği zaman, ceza vereceği zaman esbabı kullandığı gibi işte İslamiyet suyuyla zemzemeyi eskar, yani depremde e, İslami faaliyetlerin yapılmasını emrediyor. semzemeyi eskar. İki, bir demdemeyi tesbih. Demdemeyi tesbih. Nedir o? Demdeme. Burada yazmışım bakayım. Ne? Ha, demdemeyi tesbih. Yani... Evet yani bunu boğmaya çalışan, Allah'ın hikmetini boğmaya çalışanlara karşı seksini yükseltmek. Onlara mukabele etmek. Şey, zemzemenin de hoş ses. Manas, hoş manas, ses. Manas, manas şey. Lugatı öyle. Hı -hı. Hoş ses. Yani o sesi hoş, o zemzem çop, plop, 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 akıyor ya. Hı -hı. Dur. Onların o e, korku plop, 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 plop. değil. Plop, plop, plop. Yani onlara karşı mukabele etmenin şeyi. Tamam mı? Öyle puar patlar ya böyle. Ben bilirim Karadeniz'de olduğum için puarlar bazen yağmur geldiği, gönderildiği zaman puarlar patlar dokun. Güne güneşli havalarda böyle akar böyle. Demdemeyi tesbih. Yani onların bu manayı, İslami manaları Allah ile alakalı intibaha, gece olması, hayasızlık ve gece hayatının Hayatsız yüzlerine vurmak olduğunu, bu bölgelerin masum olduğunu, bunları temizlemek olduğunu, ikaz etmek, uyandırmak, öteki taraflara şamar vurmak olduğunu, gelmeyen, deprem esas gelmesi gereken gelmemesinin ahirete bırakıldığını, bunları demdemeyi şey yap, tesbih yap, anlat, zemzemeyi esker yap, senin seksini de yükselt. Sonra Velveli nazu niyaz. Velveli nazu niyaz. Naz ve niyaza vesile. Yalvarma ve yakarma. Bağışlanmalarını e, ifade etmek. Dergah ile iltica etmek. Allah'a hepsizlamak değil. Tamam Yani e, demdeme hiddetli tesbih öğütmek değil mi? Şimdi demdemeyi lugatta baktım. Tamam. Lugata baktık. Aslan demdeme şuymuş. Demdeme şudur. Mesela değirmeni gördünüz mü siz? Görmediniz Videoda görmüşsünüz aşağıda. Taş taşta bir tane sabit, bir tane oynak. Var 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 demdemeyi demdemeyi anlatıyorum bak. Demdemi tesbih neymiş? Onu anlatacağım bak şimdi. Sabit değirmene eğer tane atmasanız var var yer. Tane atarsanız taş taşı yemez. Bir de onu olur. Demdemeyi tesbih şu demek. Hadiseleri hadiselerle. Oraya birbirini yer. Onlardan çıkan o anlamsız kuyu, gaflet, dalalet, tabiat peres seslerine tane atarak, anlam yükleyerek kıblesine koymak. Hadisenin arkasını göstermek. Bize göstermiş olduğu yolu ifade etmek. Un yapmak. Demdeme İki taşın birbirine sürmesinden çıkan büyük sesi ve anlamsız sesi hem kaldırmak hem anlam vermek için içine tane koymak. Ya yani, tamam anladık mı abiler? Demdemeyi tesbih demek yani değirmenden kalsın ta, taş taşı yerken hem manasız ses çıkar hem taş taşı yer hem insana uğultu verir derelerde olur böyle değirmenler insan kafasına tane koydun mu Hı -hı yapar demdemeyi tespih demek yani içerisindeki rahmet ilahi adaleti hikmeti cenab-ı Hakk'ın rububiyetini koy o taneleri koy anlam ver ötekiler tabiata tesadüf verirken demdemeyi tespih velveli naz niyaz bu da yani öyle bir şey ki ee, kusurlarını derifte ederek at, fark, noksan kusurunu derifte edip Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica etmek. İlticaya vesile olmak. Hatalarına, kusurlarına sağsan, tövbe etmek, istiğfar etmek. Vefat etmişsen malın zekattır. Vefatta inşallah ehl imansa şehittir. Kafirse zaten gitti. Böyle dalin amin. Demek ki velveyle-i nazuniyaz. Sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelal Ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini. Bunların dizginleri Allah'ın elinde. Tabiat tesadüf değil. Allah bunu kullanıyor. Domatesi gökten değil, kabağı gökten değil. Dala taktığı gibi, kuru odunlara taktığı gibi. Bu tür dersleri de... Çünkü Allah Allah'ın kanun ilahisi itibariyle iki yöntemle insanları ikaz eder, yönetir. Birincisi kelam sıfatıyla, kelam sıfatından gelen Kur'an'la haramlar, helalları peygamber yoluyla insanlara iletir. Bununla ıslah olmayanları irade sıfatından gelen ayat-ı tekviniyelerle, hadiselerle Allah uykaz eder. Yani depremle, tsunami kuraklıkla, kıtlıkla, salgın hastalıklarıyla vesaire bu da Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatındaki eğitim metodudur. İrade sıfatından gel geliyor. O kelam sıfatından gelen ise ilim sıfatından İlk önce Cenab-ı Hak peygamberleri gönderiyor, kelam sıfatını kullanıyor, ikaz ediyor intibaha gelmeleri için peygamberlere mucize veriyor. Onunla ıslah olmamışsa Allah irade sıfatını devreye sokuyor. Depremler, hadiseler, karunlar, şeddatlar, efendim Lut kavimleri, At ve sonut kavimlerine geldiği gibi emsali kavimlere bunlarla. Bu da bir Allah'ın konuşmasıdır. İşte diyor ki sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelal ellerini tutmuştur bu depremlerin, Han tufanın bunların dizginlerini. Niye görmüyoruz? Niye anlamıyoruz? Niye duymuyoruz? Çünkü iman gözü okuyor. Yüzlerin ne okuyor? Yüzlerinde ayet rahmet her biri birer avaz. Sonucu mesela diyelim ki sonucu itibariyle rahmet olduğunu gösterelim. O nasıl dersi kapatıyorum. Bir şeyin sonucu rahmetse süreci de rahmettir. Vefat eden Müslümanın kaybı var mı? Bir, malı sadaka. Ölmüşse şehit. Giden böyle. Kayıp var mı? Yok. Sağ olanları. Uyanıyor, intibaha geliyor. Estağfurullah ya Rabbi, kusurlarını affine ya Rabbi affede Allah'ım. Eğer namaza niyaza ve intibaha, camilere, namaz kılmasına, zekat vermesinden, gece hayatı gibi şeylerden sırılıyorsa bunun da kaybı yok. Bu nasıl Ozan? deprem nedir o zaman? Öğretmendir. Şiddetli ikaz ediyor. Yeni öğretmen değil eski öğretmen. Eski öğretmenler bizi döverdi. İşte bunları iman gözü okutur. Okur. Yüzlerindeki ayat rahmet her biri biler avaz. Yani sonucu hayli ise süreci de haylidir. Sonucu mesela herkese göre değişir. Ve kapatıyorum. Nasıl değişir? Vallahi depremden malın gitti veya sağlığını korktun. Ne namaza sebep oldu ne de istifarına ne tövbene hiçbir şey vesile olmadı laza benzedi. Şöyle derlerdi eskide. Vurdu 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 vuruldu 3-1 iyi adam. Vurdu vurdu vuruldu 2-1 eh. Vurdu vuruldu eşit. Ama Niyazi vurmadan vuruldu. Eh. Derdi. derlerdi. Ya onlar demiş ha. Niyazi gitti derlerdi. Oradan yani vurmadan vurulmuş. Vurmak meziyet. Şimdi bu deprem sana ne kattı? Hiçbir şey katmamışsa niyasi. Hiçbir hikayenin olmadı. Ama bu deprem uyanıklığa, kaza namazına, aman YouTube'lardan sabaha kadar oturup o günahları seyretmene, o ilk günahlar irtikap etmenden seni korumuşsa, koruyacaksa bundan sonra, Ya Rab affeder diye o zaman sonucu namaza götürdü. Sonucu tövbeye götürdü. Sonucu günahlardan uzaklaştırdıysa bu de deprem kadar rahmet ne olabilir? Hiç bir hoca yapamaz, alim yapamaz, öğretmen yapamaz, profesör yapamaz. Ya yapamaz. Bir şeyi ne olduğuna görmeniz görmek istiyorsanız sonucuna bakın. Bir daha. Bir şeyi, bir şeyi ne olduğunu görmek istiyorsanız sonucuna bakın. Sonuçtan mukaddemesini yorumlarsanız onu yapan zatın gayesini görürsünüz. Sonuçtan süreci takip eden oradaki ibreti, dersi, hikmeti, manayı alır. Sonuçtan süreci takip eden isabetli düşünür. Sonuçtan süreci gören isabetli düşünür, isabetli görür, isabetli anlar, isabetli konuşur. İsabetli hayatına renk katar, şekil verir, anlam yükler, farkındalığı arttırır. Vahir vahum en ilhamdülillah Rabbil Alemin bu vesileyle vefat etmiş olanlara Cenab-ı Hak yok. yok. Cenab-ı Hak varsa daha önce olmuşsa depremle ölmüş olanlara Allah rahmet eylesin. Ehli imanı Ya Rab vaat ettiğin gibi ve o depremde koronada yangından tufandan kimler ehli iman ölmüşse Allah'ım onun hakkında hayliyet vaat ettiğini ulaştır. Şehit imanevi yapacağını söyledin. Ya Rab sen hulfu vaat etmezsin. Vaadinde durursun. Allah'ım onlara şehit imanevi ver. Ehli imanın malına da sadakadır kefa şeydir, e, zekattır. Ya Rab onların malını mülkünü sadaka, zekat olarak kabul eyle. Amin. Müslümanların o çektikleri, ölenlerin ve sağ olanların sıkıntılarını, o andaki korku, uykusuzluk hallerini vesaireni onların da kefareti zünüp, günahlarımıza, günahlarına kefaret yap ya Rabbel Alemin. Risale'nin şahsi manevi hürmetine duamızı kabul eyle. وآخر دواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتية